Ekonomist doçent doktor Cüneyt Diriciyan'la konuğumuz olarak başlıyoruz yayına. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Normalde tam 14'te açıklanması lazım. 1-2 dakikalık sarkmalar olabilir. Hemen öncesinde size sorayım. Nasıl bir tavır içerisinde olacak Merkez Bankası? Genel beklenti faizin sabit kalacağı yönünde ama siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi normal şartlar altında Ağustos ya da Eylül'ü hani görmek, beklemek gerekiyor şeklinde daha evvel A Para'da ve A Haber'de hani kendi görüşümü ifade etmiştim ki Cumhurbaşkanımızın da bir iki hafta kadar evvel benzer bir görüşü vardı. Hani benzer bir söylemi vardı. Ağustos ayından sonrasına bakmak lazım diye. Sanıyorum hala daha o noktadayız. Küresel tedarik zincirlerindeki sıkıntılar hala daha kısmen devam ediyor. Veyahut da hani baktığınız zaman üfe tüfe makasımız, yani üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makasımız hala açık durumda. Turizm sezonu henüz daha yeni başlama aşamasında, dolayısıyla turizm gelirlerini henüz bilmiyoruz. Cari açık hafif düşme meyili göstermeye başladı ama henüz daha yaz aylarının etkisini görmedik turizm gelirleriyle birlikte. Dolayısıyla şu anda ben hala da paspı geçebileceği noktasında görüş beyan ediyorum ama hani sürpriz bir faiz indirimi gelirse de çok şaşırtmaz. Hemen haber gelmeden hızlıca bir yorum daha katayım. Rahmetli Özal için şöyle bir yorum söylerlerdi. Ekonominin canlanmasıyla ilgili olarak iki tane önemli göstergeye bakarmış. Bir tanesi Türkiye'nin otoyollarındaki, otobanlarındaki kamyonların hani adedine, miktarına, otobüslere ve keza yine terminallerden kalkan otobüs miktarına. Ben şu anda Pozantı'dan yayına katılıyorum, Adana'dan. Adana'ya bir saat mesafede. İki kere farklı günlerde Adana Havalimanı'na gidip gelmek zorunda kaldım. Hemen şöyle söyleyeyim, yollarda ben bugüne kadar Pozantı-Adana arasında bu kadar fazla kamyon ve otobüs görmemiştim. Bu ekonominin çok ciddi bir şekilde canlandığı ve canlanacağına yönelik hani bence çok güçlü bir gösterge. Aşılanma haberleriyle birlikte de tahminimizden daha hızlı bir şekilde ekonomide büyümeyi görüyor olabiliriz. Evet, Bu bir bu yandan arada iyi bir gösterge. Evet. Cüneyt Bey faizi değiştirmedi. Politika Değiştirmedi. faizini %19'da sabit bıraktı. Buyurun devam edin ve sabit kalmasının hayata etkilerini de sizden rica edeyim. Tabii. Dolayısıyla hani ekonomi beklediğimizden çok daha hızlı canlanabilir. Bu Türkiye'nin büyümesi ve 85 milyona hani istihdam yaratmak adına güzel göstergeler ama bizim gibi ülkelerde maalesef şöyle bir yan etkisi oluyor. Enflasyonu da hızlı tetikleyebiliyor. O yüzden hani şu anda Merkez Bankası büyük olasılıkla bunları da dikkate alarak yani daha önce saydığım işte küresel tedarik zincirleri, üfe tüfe makası, turizm gelirleri ve cari açıkta işte yaz aylarını da bir görelim. Aşılar çok hızlı gidiyor ama hani bunun bir yine özellikle son çeyreğe olan katkısını, etkisini bir görelim şeklinde sanıyorum bir bekle gör yaptı. Bence doğru karardı. Hani bunu daha evvelki yayınlarda da söylemiştim. Keza hani diğer gösterge, önemli gösterge olan işte Fed'in ya da Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarıyla da uyumlu. Dolayısıyla şu an için doğru bir strateji ve doğru bir karar. Ama dediğim gibi ben ekonominin beklenenden çok daha hızlı canlanacağını düşünüyorum. Yani Ağustos ayları, Eylül'ü, Ekim'i ben daha öne çekebileceğimizi, Ağustos'tan itibaren çok ciddi hani büyümeyle ilgili verilerin, göstergelerin gelebileceğini düşünüyorum. Bu bizim hani faizleri belki beklenenden de önce düşürmemize de imkan tanıyor olabilir. Turizm gelirleri de bunu destekler. Cari açık da bunu desteklerse ve başkaca hani tahmin etmediğimiz bir gelişme olmaz ise. Evet, tabii bu durumda piyasalar nasıl etkilenir? Bunu da tabii merak ediyoruz, döviz piyasaları. Bu konuda görüşlerinizi rica ediyorum. Şimdi burada hani akademik olarak çok fazla hani vaktim olmadığı için açıklayamayacağım ama özetle literatürde, akademide bakıldığı zaman merkez bankalarının döviz rezervleri için belli göstergeler, kabuller vardır. Örneğin M2 para ağzının %10 ya da 20 aralığında döviz rezervi yeterlidir. Veyahut da işte 3 aylık dış ticaret açığınızı karşılayacak kadar döviz rezervi yeterlidir şeklinde. Bunun gibi farklı farklı göstergeler vardır ve bütün bunlar brüt rezervler üzerinden yani Merkez Bankası'nın elindeki brüt rezervler üzerinden dikkate alınır. Dolayısıyla o perspektiften bakıldığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervleri şu anda bütün bu dinamikleri karşılayabilecek seviyededir. Bu ne demek? Kur üzerinde aslında algısal baskının dışında rakamsal baskı aslında çok fazla yok gündemimizde.
Fakat işte hep onu söylüyorum. Örneğin Batık Yunanistan'ın CDS primleri, ülke risk primleri veyahut da kredi notları bizden daha iyi olarak gözüküyor kağıt üzerinde. Bu tezatlığı bence bizim finans ofisimizin ve iletişim ofisimizin yabancı yatırımcılara, Türkiye'deki yabancı şirketlerin hani yatırım ofisleri veyahut da yatırım bankacılığı departmanlarıyla koordineli bir şekilde yurt dışına çok iyi anlatabiliyor olması lazım. Çünkü Türkiye'nin hak ettiği bence kur değeri ya da risk değeri buralar değil. O yüzden belki bunun kur üzerinde beklentilerden dolayı, algılardan dolayı daha çok ağırlıklı olarak bir etkisi olabilir ama küresel anlamda bir sıkıntı olmadığı sürece ben hani çok da büyük majör etkiler olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani genel olarak bu şekilde özetleyebilirim.